Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Final yarın. Bakalım ne olacak? Hayırlısı. Hani Gönül Hanım, ilk başta tamam ben de şey yaptım. Bu araba olayına sizin. Bu o iki gün önce burada bayağı tansiyonlarınız haklıyım, çıktı. Haklıyım, gene haklıyım. Ama yani anlayamıyorum sizi bu kadar şiddetlenmenize. Asla memnun bile olmanız gerekiyor. Neden? Evet, ne güzel bir mal sahibi oluyorlar. Bir de ayrıca zaten annesini aramanıza ben çok şaşırdım. Neden bu kadar süre? Bak kadın kızı ne dedi? Taciz eder gibi sürekli vallahi, sürekli mesaj çekmeler, aramalar. Hayatım, o üstünü alırken utanmış mı? Ben de aramaya utanmam. Hep arayacağım. Alana kadar, o araba iade edilene kadar her zaman ararım. Siz mi verdiniz parasını Gönül Hanım? Neden? Sen mi verdin? Parası benim param. Oğlunu senin Tuğla paran. Çalışıyor mu? Bir çalışsın sen. Çalışmasın. Onun nikahlı karısı mı bitti? Çalışmıyor. Kızı benim gelinin aldı. Hayır. Bizim evde bütün mallar benim üstümedir. Öyle gelinin oğlanı yok. Şahiste Hanım, Gönül Hanım'a katılıyorum ben. Bak, gördün yani, mü? Nesine katılıyorsunuz pardon? Hoş bir şey değil yani. Sonuçta burada bir büyük var. Büyük bak, var? Evet. Parayı Gönül büyük Hanım mü haklı. Vermiş? Parayı büyük ne mü vermiş? Ne olursa olsun Gönül Hanım Ramize haklı. Hanım neden haklı? Haklı. Hiç de haklı bir tarafı yok. Kusura bakmayın ki ben de biraz dik kayınvalide olmama rağmen burada Gönül Hanım haksız. Gönül Hanım'ın malını kızın annesi üstüne alamaz. Ağzını seveyim. Onu kazandı. Ağzını seveyim. Onu kazandı da üstüne alıyor. O da üstüne almayacaktı. Benim onu rahatsız edeceğimi anlaması gerekirdi. Kızım. Tanıyor mu sizi? Dünürüm ya. Ama dünürüz daha bugün. 4 senelik dünürüm. Bak kızım, senin yaptığın yanlış. Evet. Senin başında kayınvalidem var. Doğru. Sen kayınvalidene sordun mu? Benim üstüme bu arabayı yapıyorsun diye sorması lazım. Ben evet, katılıyorum Gönül Hanım'a. Haklısın Gönül Hanım. Haklısın. Evet, ben böyle bir son anlaşma, böyle saçmalama olur mu ya? Bu arabada geri gelecek, ben onu satacağım, peki, bankaya koyacağım. Ben size peki şunu soracağım. Sor. Gelininiz bu arabayı alırken oğlunuz neredeydi? Yanında. He, bitti. Ama ben Antalya'dayım. Bitti. Ben Antalya'da olmasam alamazdım. Ki Tuğba diyor ki, annesinin dediğini yapar. Vallahi Tuğba, hayretler içinde izledim günaydın ablamı. Günaydın Melike, günaydın. İnsanlar birbirine sabahları günaydın der. Bana günaymıyor, bana günaymıyor. Böyle şeyler gördüğüm zaman bana günaymıyor. Bence sen %100 kendi ablanın videoyu sen kendin çektirdin. İnkar ettin mi? Evet, sen kendin çektirdin, İnkar kendin yaptın. İnkar ettin mi Melike? Ama ben şöyle düşünüyorum, Gönül teyzeye zaten kesinlikle hak vermiyorum. Ama sen de bir başkasını Gönül teyzenin üzerine salarak sana da hak vermiyorum. Bir başkası derken benim abla anne... aşkım, o sizin kendi aile mevzunuz. Gönül teyze, sen ve eşinin arasında olan bir şey. Sen gidip ablana, annene vesaire, yani dördüncü bir kişiye söylemeni asla onaylamıyorum. Dördüncü bir kişi derken ablam benim, ailem hem de en yakın ailem. Ama konu şu an ablanlık bir konu değil. Benim konu, annem... Senin konun, eşinin konusu ve bak, seni hiç ilgilendirmeyen konular hakkında hiç konuşamazsın. Sana ne? Sen benim ailemden bile değilsin, karışıyorsun mesela. Sana ne? Bak sana ne, sana ne deyip durma, karışırım. Sen de Gönül teyzenin üstüne o şekilde gidemezsin. O zaman Gönül teyze de ablasına video hayırdır çektirsin. Hayırdır? Bir başkasına, bir başkasına video çektirsin. Hayır, bulmuşsun Gönül teyzeyi tek başına. Bütün aileni üstüne salıyorsun. Hayır, Gönül teyzenin nüfusunu alacaksan veririm, no bak, problem. Bak, nüfusluk bir şey değil bu, tamam mı? Bu sadece Gönül teyzenin burada yalnız olduğunu görüyorum ben. Ne yalnız be? Onun yalnız oğlu var yanında. Tuba, gerçekten artık sıkıldım ya. Televizyonu ne zaman açsam ya hava durumu ya sen. Yani bir git hayatım, artık gerçekten git artık ya. Ben farkındayım bu kadar popüler olduğumu. Yani gerçekten git artık, sıkıldık senden. Siz de senden. İsterseniz haftanın 5 günü benim gibi olabilirsiniz ama genelde sizin ama gibilerin artık ömrü 1 hafta. Ya baydın artık, anladın mı? Baydın. 1 haftalık ömrünüz var gerçekten. Bana hiç laf atmayın. Kıskanmayın. Ne kıskanacağım seni ya? Kıskanmazsanız sizin de olur. Seni ne kıskanacağım? İnsanlar artık sıkıldı seni görmekten. Sıkıldı. Ya niye kıskanmıyorsun? Tuğba 2 olmak için çalışıyorsun, çabalıyorsun. Ben mi? Ders alıyorsun. Ben mi? Sen de benden özeniyorsun. Geldin ilk pembe giydim. İkinci gün. Seni şurada tanıdım. Ben neyine özeneyim işte seni? İşte ikinci günden pembe giymeye başladım. Sen Tuğba'nın ikizi olarak buraya gelmeye karar vermişsin. Dersine de diye çok iyi çalışmışsın gerçekten. Saçlarım bak sarı diye ikizim sarı oluyorum. Bak, bu sarı mevzusuna Gülenay, ben hiç girmek istemiyorum. Her sarı olarak olana bir lakap takıyorsunuz. Benimle ne alakası var Özlem'in? Evet, vallahi sana ben bir şey çalışıyor. Tuğba, öyle konuşuyorsun ki
ama gerçekten boş konuşuyorsun. Sen ve Yeşim elenip elenip gelmekten sıkılmadınız. Yeşim. Bumerang gibisiniz ya. Eleniyorsunuz, geliyorsunuz. Eleniyorsunuz, geliyorsunuz.